olursak Trix'le Panky yine bir şeylerin peşinde. Yani rakip ormanda Move'a rahat vermeyecek gibi HWA Gaming. Şimdi 800'e kadar indi bu kırmızı güçlendirmenin canı. Bakalım kimde kalacak? Ve Trix almayı başarıyor. İkinci seviyeye ulaştı. Sıçra geldi ve ilk kan gelecek burada. İlk kan Panky'ye gidiyor. Bir de Vipo. Trix'le birebir durumda sıçra kullanacak muhtemelen. Diğer tarafta onu sıçrayla takip etmek istemedi Trix. Gerek yok. Sıçrayı aldıktan sonra birazdan gelir zaten. Çok gerekli miydi acaba? Yani evet, direkt olarak pırıltıya gidebilirdi evet. Aslında Panky. Üzerine atıldı Vipo'nun. Bir takas. Ama dikkat etmesi lazım. Kule altına çekebilir onu Vipo. Takas hala Panky'nin eline. Şimdi sıçra geldi Trix'ten. Çok iyi yemledi Panky. Ve Trix yine üst koridorda Vipo'yu oyunda. Dark Passage oyunu bu sefer çok iyi toparladı. Trix motorun üzerine gidebilir. Ziko'dan çok güzel bir oyun. Musa şase kullandı ama skor geldiğini görebiliriz. Ziko hayaletini kullandı. Bir otomatik saldırı skoru getirecek ama son anda tüneli Ziko devreye düştü. Giriyor ve kule hasarıyla birlikte Immortor'u orada Ziko'yu almayı başardı. Şimdi Panky 6. seviye. Hemen üzerine atıldı kanca atışıyla. Bakalım ultisini kullanacak mı Panky? Çeke dikkat etmesi lazım. Bir de gerçek hasarını vurdu. Şimdi ultiyi kullanıyor Panky. Yupon canı bayağı azalmış durumda. Kule menziline de girdi Panky. Son otomatik saldırı. Orada skoru getiriyor ve asıl önemli olan burada skordan daha çok üst koridorda kaçan minyonlar. 2 minyon dalgası kaçıracak Vipo. En azından biraz minyon alabilecek orada. Bir hayli dürttü yalnız Konya'nın üzerine. Hemen orada ultisini kullandı HolyPhoenix. Bitkinlik var. Sıçra geliyor Konya'dan ama HolyPhoenix de sıçradı. Şifası yok Emtest'in. Biraz geç kullanılan bir ışınlan ama Rogu'yu almak için yetebilir. HolyPhoenix'in üzerine atladı ama onu havaya kaldırmaya yetmedi bu Panky'nin baskını. 2 kişiyi yavaşlatsa da devamı gelmeyecek hasarın. Chullan özelliği sıfırlanıyor. Çoğu zaman o Chullan'ı sıfırlayamıyor. Bu arada rakibin onları gördü. Bile bile HWA Gaming alevecilerini aldı. Bir de son perdeyi de HolyPhoenix'in canını bir hayli azalttı Emtest. Trajet tutmamış olsa da yani %25'e iniyor HolyPhoenix'in canı. Bu da herhangi bir takım savaşı kazanmadan, bir avantaj yakalamadan sadece doğru organize olarak aldıkları bir ejder. Resmen alev ejderini çaldılar. Daha iyi koordine oldukları için. Beş saniye sonra bulut ejderi geliyor. Resmen cesaret oyunu oynanıyor yalnız karşılıklı. Cognac ultisini kullandı. Vipo'nun üzerine Panky de geldi. Bakalım Panky orada Vipo'yu alanın içine almayı başardı ve skor Trix'e gidiyor. Şimdi Rogue'un üzerinde yüksek hasar var ama Panky de çok fazla hasar aldı. Orada skor alan taraf Move. Savaşa katılan bir Ziko var. Move'un üzerine kullandı şok patlamasını, şok dalgasını. Şimdi Immortor geliyor yan taraftan. Önde kalan Ziko sıçrasını kullandı. Güzel bir susturma efekti. Orada Cognac hiçliğin çağrısıyla rakiplerini susturuyor ama burada kulenin canı çok az. Kesinlikle. Dark Passage. Bir otomatik saldırıya bakıyor. İkinci kulesini alıyor üst koridordan. Immortor'dan erken gelen bir civalı kuşak var. Dakika 18'de Malzahar karşısında. Bu sefer tam kenç olmayınca tabii. Takımda herkes başının çaresine baksın. Civa kuşaklarını alsın diyor. Olmaz baskıyı artırdığını gördük. Dark Passage ise oyunu kontrol etse bile böyle ağır baskı kurmuyor. Uzaklardan gelen bir kristal ok. Trix yakalandı. Hala o sersemletme sürüyor. 2 kişilik bir Orianna ultisi. Bitkinlik Vipo'ya geliyor ama Vipo canı full. İlk önce ultisiyle orada Kha'Zix almayı başardı. Daha sonra Malzahar düşürüyor. 2'de 2 yapan bir Vipo. Emtest'e düşecek. Kanama devam ediyor. Immortor sıçradı. Ziko'da düştü. 4'te 4 mü? 4'te 4 yapan bir Vipo var orta koridorda. Veya Camille'in biraz da ön plana çıkması için savaşı başlatan tarafın TV olması gerekiyor. Şimdi Bwipo iki kişinin arasında kaldı. Panky ultisini de kullanıyor. Bwipo bakalım canını yenileyebilirse burada bir şeyleri değiştirebilir. Hayır, buna müsaade etmedi. Ama diğer tarafta Dark Passage hemen Baron'a başladı. Son perde açılıyor şimdi belki tutabilir orayı. Kristal ok güzel geldi. Emtest'in üzerine mekan sanması geliyor ama Immortor oraya gelmeyi tercih etmedi. 3000'de Baron canı. Buraya muhtemelen yetişemeyebilir. HWA Gaming ulti geldi sıçrayla birlikte Ziko'dan ama biraz erken gelen bir hamle bu. Baron'u almayı başarsa Dark Passage savaş devam ediyor burada. Move düştü. Onun öncesinde Rogue ve HolyPhoenix almayı başarmıştı. 2'de 2 yapan bir Trix var ve Baron'u alsa da Dark Passage 4 üyesini kaybediyor. Sadece Immortor'u bakalım kaldı. Durdurabilecek mi Trix? Orada Immortor'u durdurdu ama kimse onun yakında geldi. Bir takım arkadaşı yok. Kule altında da zor o iş. Immortor'un hala üste dönmesini engelliyor Trix. Bir kere daha bunu başardı. HWA Gaming orta koridordan bir kule almayı başarıyor. Ve bu güçsüzleştirilen bir Raylay var. Evet. Yani Raylay zaman zaman orada bir takım savaşı çıkabilir. Panky Move'u orada sersemletmeyi başardı ve Orada kilitliyor. Skor gelecek. HolyPhoenix'i de Trix çok iyi avladı. Alt koridorda yalnız 2 kişi oldu. Dark Passage, Immortor ve Vipo alt koridor kulesine hasar vermek istediler ama ışınlanla birlikte gelen Panky, diğer tarafta da mekan sapmasıyla oradan uzaklaşan Immortor ve Vipo. 2 skoru aldı Dark Passage ama özür dilerim HWA, ama bu hemen hemen hiçbir şey yaramayacak. Sadece kuşatmayı durdurmaya yarayacak. Ve bir nefes almalarını sağlayacak. Bulut ejderinde Dark Passage. Yani 3 kişi olmasına rağmen çok rahat aldı. Ama toplama bakıldığında bu son 5 dakikada Dark Passage çok da fazla altında bir üstünlük sağlamadı. Çünkü şu an için şimdi Immortor, HolyPhoenix ve Mu üst koridora geldi. Son perde açılıyor. Crystal Ox Zico'yu buldu. Panky 2 kişi havayı savurmayı başardı ve o alanın içine gidiyor. HolyPhoenix'e odaklandı Cognac. Sıçrayla birlikte güzel oyun. HolyPhoenix düştü ama Panky geri çıkmayı başaracak. Mu da oradan çıktı. Şimdi Trix Rogu'yu alıyor. Immortor ile karşı karşıya ve bir kere daha Chullan'ını kullanarak oradan uzaklaştı. Reset aldıktan sonra bakalım Vipo'yu orada alabilecek mi HWA? Panky çok fazla hasar vurdu takım arkadaşlarıyla birlikte ve 3 skor çıkardı üst koridordan HWA. Olan 1-2 şampiyon dışında hiç yapmak iyi bir fikir değil. O yüzden şimdi herkes diyat yapıyor. Alt koridora bir baskın var Zico'dan. Pank hemen geldi. Zico'ya odaklanmak istiyor Vipo. Güzel bir civalı kuşak kullanımı gördük ama Zico hiç riske atmadan sıçradı. Ama yine Dark Passage alt koridora baskın gelmişken Baron'a başlıyor. Bu sefer HWA Gaming iyi organize olmuş gibi görünüyor. 7000'de çünkü Baron Can'ı oradan çıkarmayı başardılar rakiplerine. Trix Rogu'yu avlamayı başardı ve hala Chullan'ı var. Güzel bir Orianna ultisi en azından Immortor'u tuttu. 2'de 2 Trix'ten geliyor. Moon canı çok az. Move skorunu alan Trix 3'te 3 yapıyor ama kendisi de düşse de takımı katliam almayı başarıyor. Ve Baron burada HWA Gaming'e gidecek. Baron burada HWA Gaming'e gidecek. Ölüm sürelerine bakıyorum. Tabii Darius ve Miss Fortune geleceği için bir inhibitor açamayacaklar. Ama oyunun erken aşamasını tamamen kontrol eden Dark... Bakalım Orianna topunu kontrol etmeye devam ediyor. Emtest orada ben eşyasının aktifini kullandı. Gelen bu ışından var. Güzel bir civalı kuşak gördük Immortor'dan. Arka tarafta Immortor'u kaçıyor. Move arada kaldı şimdi. Move düşecek burada. Move'dan da bir sıçra geldi ama Panky bırakmadı onun peşini. Trix Immortor'un hala peşinde. Ve son bir hasar geliyor ama HolyPhoenix orada Trix'i tuttu. Ölmeden önce yarı canını aldı en azından HolyPhoenix'in. Ve bir buraya kadar da az önceki savaşta da buraya kadar dedirtmişti Trix'i HolyPhoenix. Ama yeni bir savaşa girdi yine buraya kadar diyor. Ve 4. skorunu verdi. Trix 14-4. 14-4 oynuyor bu oyunda da. Şimdi yalnız yakalandı orada. Vipo sıçrayarak Panky'yi tuttu. Ama Panky'nin canı gitmedi neredeyse. Konya sıçrası var. Bir sıçra da ondan görebiliriz. Şimdi havaya kaldırmaya başardı. Cognac hala kullanmadı sıçrasını ve muhtemelen de kullanmayacak. Çok az etkili olabiliyor. Bu şeyi daha efektif bir yeri kullanabilirdi. Bunun dikkat etmesi lazım yalnız. Trix Orianna'dan kalkanı da aldı. Buncan'ı bir hala almış durumda. Trix çok fazla hasar aldı Mervin Manyan'dan. O da geriye doğru çıkıyor. Son perde Rogu'nun canı yarıya kadar indirmeyi başardı. Ben olsam Camille'den kaçardım. Belki devam edecek Rogu. Çok kolay bir hedef onun için. Yarı canlı Miss Fortune'u çok rahat almayı başardı. Şimdi Immortor'uyla Vipo'da bir şeylerin peşinde ama Panky 2'de 2 yapıp bunu da almayı başarıyor. Orianna ultisi boşa gitti. Immortor'u çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Vipo Zico'nun üzerinde ama Panky onu havaya savurmayı başardı. Hasar vermek istiyor ama izin vermiyor ona. Ve skoru olan isim Ziko. Bir de Immortor'u düşürdü. Bu skorda Panky'ye gidecek. 4 skor birden çıkardı HWA Gaming. Oyunu bitirebilecek süreleri var mı? 50 saniye Immortor'ya. Süper minyonlar da var. Rogu ve Move gelecek. Rogu'ya 10 saniye, Move'a da 20 saniye var. Rogu'nun gelmesi çok bir şey değiştirmez. Yetmez yani. Move gelene kadar evet oyunu büyük ihtimalle bitirecekler. Zaten Panky, HolyPhoenix'e ben Camille'im abicim. Beni açıkta bırakmayacaksınız dedi. Ve Nexus kulesi düşüyor. İkincisi de gitti burada. 2 şey öğrendik bugün. Bir, 7.3 yamasında dengelenene kadar Camille açıkta bırakılmaz. Camille iyi başlaması da açıkta bırakılmaz. Bu Camille'le baş edilmez. Birinci ders bu. İkinci derste HWA ikinci hafta sonunda şu anda zaten liderliğe çıktılar. 9 puana ulaştılar. Ama bu liderlikten daha önemli bir şey var. Açık ara sezona en iyi hazırlanmış takım. Yani ne oynayacaklarını, nasıl oynayacaklarını, birlikte ne şekilde hareket edeceklerini daha iyi bilen takım. Galacticos'u da çok takdir ettik evet şu ana kadar ki Galacticos'un başarısı da biraz gene sinerjiyle falan alakalı. Ama HWA gerçekten sezon öncesi dönemi en yoğun ve en iyi geçirmiş takım. Çok tebrik edelim şu ana kadar. Bir daha da Camille'i böyle ortalıkta bırakmayalım arkadaşlar. Darius dinlemiyor gördüğünüz gibi. Darius daha doğrusu bir süre dinliyor, sonra da bir daha hiç dinlemiyor.